Nasıl? Sence orada olmayacaklar mı? Ya tabii ki stat çevresinde stat, olacaklar, stat, her tarafta stat, stat olacaklar. Stadyum çevresinde yani. Olacaklar inşallah inşallah olmazlar çok ama çok kalabalık yani olmazlar inşallah. Yani. Hani yani olacaklar. pandemi çünkü hani tam İstanbul'da diyoruz. İstanbul boşalmışken vakalar düştü diye İl Sağlık Müdürü de açıklama yaptı, Sağlık Bakanlığı da açıklama yaptı. Bu vakalar Haziran ayı içinde düşürelim, rahat rahat sokaklarda gezelim, kafeler açılsın, kutlamaları o zaman Beşiktaş taraftarıyla ben de geleyim, Beşiktaş forması giyeyim, Beşiktaş taraftarıyla omuz omuza hep birlikte mesafesiz bir şekilde bu kutlamalara ben de katılmak isterim. Serg Çünkü gerçekten hak ettiler. Sergen yani Hoca dedi ki... Hepsi yürek savaşçısı. Beşiktaş taraftarı da, yani. Beşiktaşlı futbolcular da, Sergen Yalçın da. Sergen Hoca dedi ki fırsat buldukça antrenmana göre hemen açarım dedi 15-18 spor gündemini. Niye hocam dedim. Hemen otururum izlerim. Haldun abi ne diyor? Bakarım. Vay be. <laughs> Zeki <laughs> abi sergin. ne haber verecek ona bakarım. Ondan sonra işim yoksa da bitirdim programı diyor. Ama son bir Bizim programı çok seviyormuş. Evet, evet. Kendisi söyledi. Benim çok güzel bir şey söyledi. Ya uz uzun süre dedi. Futbol konuşmak <laughs> istemiyorum dedi. Artık hoca haklı, yani. Haklı yani. Dolmuş çok güzel ya. Artık tatil yapsın. Çok tatil hak etti. Buyur Halil abi. <laughs> Şimdi e, Sen de Sergen'e bir söyle. Ya yani Sergen hocaya yani şöyle bir şey söyleyeyim. Yani ben Sergen Hoca'ya çok erken inananlardanım. Yani onu bir kere söyleyeyim kendime bir paye çıkartayım. Dedim ki senin için <laughs> dedi ki aldın o Milli takım havuzuna evet. Iı, evet. aday teknik evet. adam dedim. Evet. Bak ben evet. o, onu izledim onu onu dedi. Eyvah şimdi yanlış anlaşılacak dedim dedi. <laughs> Niye hocam öyle düşünüyorsun dedim? Yani Taraftarlar belki Haldun abiye tepki gösterebilir. O yüzden çekindi. O da zaten toparladı hocam dedim mevzuyu. Ya zaten tepki gösterdiler <laughs> Tam da hocamızı alıp milli takıma <laughs> mı gönderiyorsun? Ya da işte Şenol hocamız var orada. Şimdi buradaki mesele şuydu. Oradan başlayayım istersen. Mesele şuydu. Sergen hoca yani bizim milli takım havuzunda hocaya ihtiyacımız var. Bu hocalarımız sonsuza kadar devam etmeyecekler. Yani Fatih Terim işte Şenol Güneş, Mustafa Denizli sonsuza kadar yürümeyecekler. Sonuçta bir alt kuşağın yavaş yavaş yukarıya gelmesi lazım diye söyledik. Yoksa bugünden yarına milli takımı hemen Sergen Yalçın gelsin, Şenol Uca gitsin falan gibi böyle bir düşüncemiz yok. yok. Ama havuzda bir Sergen Yalçın alternatifimiz olsun demiştik. Bir Ben Sergen Yalçın'a çok çok önceleri inanan bir spor yorumcusuyum. Nerede diyeceksiniz? Abdullah Avcı'nın gelme sürecinde ben Abdullah Avcı yerine Sergen Yalçın gelsin Beşiktaş'a demiştim o günde. Hatta şöyle bir şey de söyleyeyim sana bir anekdot daha söyleyeyim. Bu konuşmamı duymuş Sergen Hoca. Yani benimle ilgili bu olumlu düşüncen için de çok teşekkür ederim diye bizim Hakan'la da haber yolladı. Yani Haldun abiye selam söyle yani olumlu düşünce. Yani bugün değil geçen senenin başında da ben Sergen Yalçın'a inanan yorumculardan biriydim. Tabii ki başarılı olur olmaz ayrı konu ama ben Sergen Yalçın'la Beşiktaş'ın çok ciddi bir şekilde örtüştüğüne inandığım için bunu söylemiştim. Çünkü hani kendi yıldızını oluşturmak diye bir şey var. Yani madem Galatasaray kendi yıldızını oluşturdu, Fenerbahçe o fırsatı kaçırdı ama Beşiktaş bunu yapabilir diye düşündüm. Maçla ilgili konuya gelince aslında Zeki'nin söylediği konu enteresan. Yani ben şuna inanıyorum. Ersun Yanal herhalde 10 tane düşüncesi olsa 10.sudur 2. dakikada gol yemek. 10.sü 2. Evet. dakikada gol yemektir. Yani 9 tanesi başka senaryodur. Şimdi bir iddia var. Volkan Demir'in bir iddiası var. sosyal tamam. evet. paylaşmış. Evet. Ki Evren de uyardı beni. Bir telefon bağlantısı yapalım A diyor Evren. Yavuz bizim. Evet. Işte. Fenerbahçe Kulübü Valentin Rozier'in bonservisi için Sporting Kulübü ile temas kurmuş. Ya şimdi, şimdi bu doğru değil. Bak şimdi, bak. Bu bu doğru değil. Bu doğru değil. Beşiktaş yapmıyor böyle bir şey. Galatasaray da yapmıyor. Fenerbahçeliler yanlış anlamasın anlamasınlar. Daha Rozierle Beşiktaş arasındaki bağlantı kesilmedi. Ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Net Fenerbahçe de muhabir yap... arkadaşımızın bak. Ama bak. haberi gündeme bak şimdi. getirmiş Böyle bir dönemde Beşiktaş çifte şampiyonluğu kutluyor diye menajerler bir şekilde bunu yapıyorlar. Muhabir arkadaşlarımız lütfen burada biraz daha sağduyulu olmamız lazım. Niye sağduyulu olmamız lazım? E, şimdi o zaman Fener, Beşiktaş'ta Fenerbahçeli futbolculara talip olsun. Yani bu, bu doğru değil. Şimdi ba, bağı kesilir. Tamamen bağı kesilir. İpler kopar. Gezal için de bu geçerli. Ya da Fenerbahçe'de herhangi bir kiralık oyuncu için de geçerli. Temasa geçersin ama şu anda oyuncu daha şampiyonluğu kutlarken, çiftte şampiyonluğu kutlarken işte hemen temasa geç. Ya futbolcu mu kalmadı arkadaşlar? Ya Beşiktaş buluyor da motokuruye ile getirdiği oyuncuya talip oluyorsun da sen özel uçakla, özel jetle getirdiğin oyuncuyu kullanamıyorsun. Orada bir bak, resme bir bak bence Fenerbahçe olarak bir resme bak. Hazır oyuncu diye tonla oyuncu aldın, işte Trabzon'un en iyi oyuncularını aldın, Beşiktaş'ın kenar oyuncularını aldın, herkesin ciğerini kopardın aldın. Ne oldu sezon? Koca bir hüsran. Yani bu oyuncu bizde tutacak mı tutmayacak mı demeden yine aynı ezber. Bunu Emre Belözoğlu'nun yapacağını düşünmüyorum. Aynı hata iki kere yapılmaz ki. Sen en iyi oyuncularını aldın zaten Türkiye'dekileri ama kullanamadın. Önce bir sen yabancılarına bir bak. 17 yabancı ne olacak ya? 17 yabancı olacak şu anda? Seneye belki 12 yabancı ile olacak. 12 yabancı hakkı verecekler sana. Nasıl olacak bu iş? Ona saldır, buna saldır. Bunların doğru doğru değil. Ya yani burada futbol federasyonu da bir, bu işe bir fair play getirmesi lazım. Benim oyuncum bendeyken araya girip alıyorsun. Aynı şey geçen yıl Novak'ta oldu. Trabzonspor Novak'la Ocak ayında daha Ocak ayında bir kağıt imzalamıştı. Kalacağım diye oyuncuyla. Sonra iki menajer ortaya çıktı falan derken e, menajerler de para istedi derken işte Trabzon'dan bir alıyorsa üç verdiler aldılar. Ama kullanamadın. Nova kullanamadın. Trabzon'da ışıl ışıl parlayan Nova kullanamadın. Caner'in arkasında çürüttün oyuncuyu. Oyuncu şimdi Trabzonspor'a mesaj gönderiyormuş. Beni alın diye. E şimdi Trabzon'da Fenerbahçe'nin oyuncusu hemen talip mi olsun? Bunların doğru olduğunu doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu bizi bir yere götürmez. Bu bizi bir yere götürmez. Fenerbahçe'nin de böyle bir şey yapmasının doğru değil. Beşiktaş'ta yaparsa, Trabzon'da yaparsa, Galatasaray'da yaparsa doğru değil. Ben öyle düşünüyorum. Ha bağları kopar oyuncunun. Ondan sonra oyuncu der ki ben Beşiktaş'ta kalamıyorum, alamadılar beni. Ya da Sporting der ki Beşiktaş'ta anlaşamadık. O zaman devreye girersin, işi çözersin, alırsın. Helal hoş olsun ama şu anda daha ortada hiçbir şey yok ya adamlar. Şampiyonluk kutlayacaklar bu akşam. Şampiyonluk kutlayacaklar. İşte manage, talip oluyorsun. Yes. Ben bunları doğru bulmuyorum açıkçası. Şey, piyasa böyle bir şey abi. Ha, yani, piyasa sonuçta... böyle bir şey de bak. Geçen yıl yaptılar aynı hatayı aldılar. Ne oldu? Çürüdü oyuncular. Çürüttüler. Kullanamadılar. Işıl ışıl parlayan oyuncular yedek kulübesinde paslandı. Önce bir elindeki oyuncuların bir fizibilite, bir çalışmasını yap. Ondan sonra saldır. E, bir... Ya ben ben olsam Gezdal'a talip olurdum Rozier yerine. Madem talip oluyorsun gücün var. Gez o zaman. Yani muhabir arkadaşımızın ki Fenerbahçe. Tabii ki oynuyorum. muhabirler yani, haberi, haberi verecek ama ben Fenerbahçe <laughs> açısından olay doğruysa Fenerbahçe'nin yaptığının etik, etik olmadığını yani. düşünüyorum. Bu kadar ya. Bunu yani <laughs> ben de yaparsam başka bir takım da yaparsa bunlar doğru değil. Futbolcu mu kalmadı ayrıca. Demek ki sen scout ekibin iyi çalışmayı bulamıyorsun. Böyle bir durum ortaya çıkar. Çünkü daha takımdan e, formasının teri kurumamış oyuncuya talip oluyorsun. Ya ben, doğruysa tabii. Ta, işte doğru ben değilse kaynağ, tabii ki. kaynağın ne olduğunu bilmiyorum. Çünkü e, bazı Doğru gerçek... değilse zaten sözlerimi geri yani, alırım Fenerbahçe şimdi, için. Şimdi tabii Bunu net, da net bir bilgimiz yok. Volkan da bir yere dayandırıyordur mutlaka yani e, bağlanmadığı için bağlanacak konuşur. bağlanacak bağlanca Bağlandı. bağlandığı zaman daha net evet. konuşur ama ben benim hazır hatta ya, evet. bağlansın ondan sonra evet, evet. konuşalım Şşş.